hatırlattım. Yok, toplantılar çok da. Bir ulusal... Onun için ben burada gençleri görünce de çok çok mutlu oldum. Yaşıtlarımızı görünce de. Dolayısıyla demek ki bunun hani her... Vaskülitler, vaskülopatiler değil de bu kapsamda aslında geniş bir hastalık grubunu tanımlıyoruz. Bunlar aterosklerozdan koşular, organizasyonlar düzenleniyormuş. Ve burada birçok ülkede bu arkadaşlarla beraber, belki de sizlerle beraber tanık koyduğumuz, takip ettiğimiz birkaç hastayı da sizinle paylaşacağım. İnme günümüz toplumunun çok büyük bir sağlık problemi. Özellikle belirli yaşlardan sonra sık karşılaştığımız önemli ölüm ya da yaşayan insanlarda bağımlı olma nedeni. Ancak bu genelde yaşlıların hastalığı olarak öngörülüyor, düşünülüyor. Ya da insanlar yaşlandıktan sonra böyle hastalıklarla karşılaştıklarını düşünüyorlar. Ama biz günlük uygulamalarımızda olayın genç hastalarda da sık görüldüğünü, özellikle genç yaşlarda böyle inme olduğunda ciddi bir toplumsal sağlık problemi ve ülke ekonomisini ilgilendiren boyutlarda olduğunu görüyoruz. Bugün bu toplantıda bölgesel olarak özellikle genç hastalarda İnmenin ayrıntılı olarak nedenleri, tanısı, tedavisini değerlendireceğiz. Bunun yanında özellikle uzun süredir devam eden COVID ile ilgili, COVID'in inme yapmasıyla ilgili sunumlar olacak, tartışılacak. Bu yönde de dikkat çekeceğiz. Çok geniş katılımlı bir toplantı oldu. Bölgedeki her ilden meslektaşlarımız iştirak ettiler. Bizi de mutlu etti bu. COVID biliyorsunuz aslında sadece bir solunum yolu hastalığı değil. Sistemik olarak çok birçok probleme neden olduğunu hem görüyoruz hem de yeni yayınlarla öğreniyoruz. Bugün burada COVID'in neden olduğu, aslında pıhtılaşmayı artırıcı etkisiyle neden olduğu inmenin yanında damarlarda vaskülit dediğimiz damarlarda iltihap oluşturarak daralmaya neden olarak inme ya da beyin kanaması ya da böbreklerde hasar oluşturup böbrek yetmezliği oluşturabileceğini olgularla tartışacağız. Esas olarak meslektaşlarımızla, hekim arkadaşlarımızla bu konularla ilgili bilgileri tazelendirme ve gerekli o sağlıklı bilgi akışını sağlama ve bu hastalara, özellikle bu riskli hastalara gereken ihtimamın, özenin gösterilmesini sağlama ve bu konuda bir farkındalık oluşturma. Aslında hastalarımızın birçoğu biliyorsunuz evlerde tedavi oluyorlar ya da evde geçiriyorlar. Biz o hastalarımıza bazı bulgular gelişirse hemen sağlık merkezlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bunların başında normal gün içerisinde COVID geçirirken ya da COVID'den hemen sonra konuşma güçlüğü, ellerde ayaklarda kuvvet kaybı, yüzde bir simetri bozulması, yüz felci dediğimiz durumun oluşması, bazen anlamada güçlük gibi, yani inmenin ön belirtileri çıktığında muhakkak bu konuda sağlık merkezlerinden destek alınması gerekiyor. Fibromusküler displazide özellikle medya tabakası ve adventisya tabakası da oldukça etkileniyor. Buradaki tipik fibromusküler displazi için. Bir diğer vaskülopati aslında günlük pratiğimizde de bizim çok karşılaştığımız Bir diğer vaskülopati serebral amiloid anjiyopati. Daha çok bu özellikle serebral amiloid anjiyopati açısından oldukça değerli bulgular. Yani bunu da aslında belirtmek gerekiyor raporlarda. Yani patolojiler varsa artık adı Moyamoya sendromu. Ve o tizi senonları görebiliriz. Diğer görüntüsünde iskemik penumbranın geniş bir şekilde o